Müsaade var mı Nergis Hanım? Hayırlı bir iş için geldik de. Anneciğim, bir susarsan büyükler konuşurken. Tamam, özür dilerim amcacığım. Heyecanlandı çocuk o yüzden. Evet. Ezoş. Ali ile Selin. Tabii, buyurun, buyurun, buyurun. Hadi, hadi elindekini versene. Şunu vereyim amcacığım. Şöyle uzatayım, şuradan iki bekar, iki yetişkin. Şey, dolmuşlar da öyle hep, filmlerde, dizilerde görüyoruz hep. Öyle uzatıp üstünü oğlum, alamayan var mı? Saçmalamayı keser misin ya? Minibüs de miyiz biz? Hayır amca. Yapma, şey yapma, yapma. O zaman girsek mi içeriye? Tabii, buyurun. Hadi, hadi buyurun, buyurun. Aha, ben size bir şey ihtarlık vereyim. İyi mi üniversite bekçi? Yok yok, ayaklarımızı sildik iyice. Tertemiziz, tertemiz. Boş ver, hayır. Niye ben şey yapsın ya? Merhabalar, merhaba, merhaba, merhaba. Ben de bu çiçekleri vereyim, sen de bir vazoya koy. Olur. Nereden gitsem çok heyecanlandım şimdi. Ay kusura bakmayın, böyle kapıda telaş oldu, kaldık bir an ama hiç beklemiyorduk da tabii. Şaşırdık biraz. Ay ben de hiç beklemiyordum. Niye gelmişti? Ne seninle? Ne seninle? Tırnak mı yiyorsun sen? Hayır, kenarındaki etleri kemiriyorum. Dua et de tırnaklarımı yiyecek raddeye gelmeyeyim. Yıllarca ya. Yıllarca beni görsün diye uğraştım. Sonuç? Sonuç ne biliyor musun? Dün gelen o sümüklü kıza evlenme teklif ediyor şu an içeride. Sen adayı fazla küçümsüyorsun. Ay çok özür diliyorum. Gururuna mı dokundu? Tuğçe'cim, birbirimize laf sokma aşamasını çoktan geçtik sanıyordum. Biz aynı taraftayız. Lütfen tekrar hatırlatmak zorunda bırakma beni. Hayır, aynı tarafta değiliz. Ben şu an Bora'nın Ada denilen o kızı istemesini izlemek için buradayım. Sen? Sahi sen niye buradasın? Bir söylesene. Tekrar beni hatırlatmak zorunda bırakıyorsun ve ben tekrar hatırlatıyorum. Aynı tarafta olduğumuz için buradayım. Hayır. Sen ben delirip, kafayı yiyip, koşarak içeri girip Ada'nın ilk aşkının kim olduğunu açıklamayayım diye buradasın. Beni engellemek için. Sahi söylesem ne olur ya? Bu Ada saçmalığından sonsuza kadar kurtulsan. Hayır, hayır, hayır. Sen akıllı bir kadınsın, akıllı bir insansın. Böyle saçma şeyler yapmazsın. Ha, oldu da yaptın. Ben Ada'yı sonsuza kadar kaybetmiş olurum. Eğer ben Ada'yı sonsuza kadar kaybedersem, senin de burayı sonsuza kadar kaybetmen için gereken hamleyi yaparım ki... Sen o annenin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Ak. Bu tamamen Ada'nın içeride ne yaptığına bağlı şu an. Ya. Bu şey bunlar. Bu şey değil mi? Makaralardan amcacığım. Makaralardan. Şeylerden. Makara. Hadi baba. Ya. Ya ya ya. Ya. Vallahi havalar da çok acayip. Üç gün öncesine kadar nasıl bir sıcak, nasıl bir sıcak. Yani anlat, uyuyamıyorduk ya. Kalabalıktan uyuyamıyorduk. Üç gün öncesine kadar. Şey yani kalkıyorum, klimayı açıyorum tık diye. Buz gibi oluyor. Üşüyorum, belime ayağa sarılıyorum. O korkuyor. Aman diyor. Ondan sonra klimayı kapatıyorum. Bu sefer hamam gibi terliyorum. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Birden buz gibi oldu, havalarda soğudu. Bizde de aynı, bizde de aynı. Üç gün önce yanıyorduk, şimdi sabaha karşı battaniye arıyoruz. Evde de bir tane battaniye yok. Yani öyle işte, mevsimler bozdu, değil mi? Bozum ya, ne var ki Aslan Bey? Bozum ya, ne var ya? Değil mi? Yani kızım, şu anda daha bu durumunu konuşmaları normal mi sence? İşte şu anda sohbet yani ısıtıyor, böyle ortamı ısıtıyorlar. Hani bir ısınma turları gibi düşün de. Allah'ın emri peygamberin kabul edecek aslında. Güzel, tamam sakin ol. Bak sabahta geldiğimden beri titriyorum, tedirginim. Şu bacağını durdur artık. Durmuyor heyecanım. Dur şu alttan beni böyle titriyor. Titre iyidir. Battaniye yok mu sizde hiç? Saçma sapan konuşma ya. Bileyim battaniye.